Sevgili izleyicilerimiz, Bursa Gündem özel programından herkese merhaba. Bilindiği üzere bugün Türkiye olarak farklı bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla da kentimize bu farklı sürecin nasıl yansıyacağını konuğumuz Bursa Sağlık İl Müdürü Doktor Sayın Fevzi Yavuz Yılmaz'la birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Efendim daha önce yaptığımız programda hep pandemi sürecini konuşmuştuk. Gerçi yine konuşacağız ama çok salgını yoğun olduğu ve yaygın olduğu bir süreçti. Ama şükürler olsun ki bugün 1 Haziran tarihi itibariyle Türkiye olarak normalleşmenin birinci dozu diyebileceğimiz süreç başlıyor. Efendim bu konuya değin, merak edilenlere Bursa kamuoyu sağlık konusunda neler yapılıyor, ne aşamaya geldiğimizi, ne durumda olduğumuzu, aşılama sürecinin nasıl ilerlediğini bugün ekran başındaki izleyicilerimize sizlere sorup yanıtlarını almış olacağız. Eyvallah. Dilerseniz efendim şu soruyla başlamak istiyorum. Pandemi sürecini Bursa olarak nasıl 1 Haziran'a geldik? Efendim kısaca bir özetleyelim, evet. Ardından sürece geçeriz, değerlendirmeye geçeriz. Evet, tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ersel Bey, tabii zor bir süreçten geçiyoruz. Hep beraber, toplum olarak, ülke olarak, hatta dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Tabii bu süreçte Bursa olarak da ciddi zorluklar, ciddi sıkıntılar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz ama şunu söyleyebilirim ki çok şükür belli aşamaları geçtikten sonra biraz daha normalleşme sürecinin hissedildiği veya daha rahat olabildiğimiz bir döneme giriyoruz. Tabii bunu ilerleyen süreçte konuşacağız ama bu döneme girmenin de çeşitli artıları ve eksileri var. Ya da yapmamız gereken veya uzak durmamız gereken süreçleri var. Tabii geçen yıl Mart ayıyla ülkemizde başlayan, dünyada biraz daha eski olmakla birlikte bizde geçen yıl Mart ayıyla başlayan bir COVID-19 pandemisine ile tanıştık. Ve süreç içerisinde hakikaten tüm toplum olarak iliklerimize kadar bu süreci hissettik. Çeşitli dönemlerde salgının her bölgede farklı farklı zamanlarda olsa bile genel anlamda ülkemizde belli dönemlerde ciddi yükselmelerin olduğunu gördük. Ki bunu biz Ekim-Kasım-Aralık'ta bir ciddi pik olarak yaşamıştık. Çok ciddi sayılara, yoğun bir sürece girmiştik. Ocak-Şubat gibi hatta Mart ayının bir bölümünde de belli bir seviyeye indik. Rakamlarımız belli düzeylere indi ki bakanlığımızın açıkladığı sayılardaki haritada hatırlayacaksınız. Evet. Bölgemizdeki tek mavi il, sarı il olarak kalmıştık. Bursa olarak. Yani. Etrafımız hep turuncu ve kırmızıydı. Biz Bursa olarak oradaki tek sarı il olarak gururla diyebileceğim şekilde süreci götürdük. Ama tabii etrafınızdaki olan gelişmelerden veya süreçten etkilenmeme şansınız yok. Çünkü Bursa hakikaten bir büyük şehir. Türkiye'deki nüfus olarak 4. il. Bunun yanında sanayisi çok gelişmiş olan bir şehir. Hareketi, geçiş güzergahları açısından Marmara'nın ortasında tabii, bir hareketi ve geçiş güzergahları çok olan işte İzmir güzergahı, İstanbul ayağı, Kocaeli, Ankara, Marmara, işte. Ankara derken böyle bir hareketi bol olan bir şehir Bursa. Ve Bursa'nın başka bir özelliği daha, nüfusunun hemen hemen 2/3 merkezdeki 5 ilçede yoğunlaşmış. Evet. Özellikle Osman Gazi, Nilüfer ve Yıldırım, bunun yanında Kestel ve Gürsu, 5 ilçe nüfusun büyük çoğunluğunu taşıyan alan. Evet. Dolayısıyla bu alandaki yoğunluk, hareketlilik de çok fazla. Bunlardan tabii etkilenerek biz de yine ikinci dalga diyebileceğimiz, özellikle yazdan sonraki ikinci dalgayı bu Nisan-Mayıs aylarında yaşadık. Evet. Geldiğimiz nokta sevindirici bir nokta. Şöyle sevindirici bir nokta. Bizim Nisan-Mayıs ayında yaşadığımız pikin, yani en yüksek sayımızın şu anda 1/10 görüyoruz günlük olarak. Çok güzel. Yani %90 seviyesinde azaldı pandemi. Ama bu azalma bize bağlı bir azalma. Bunun tekrar artmayacağı ya da bunun tekrar kontrolsüz diye tabir ettiğimiz süreci yaşarsak çoğalmayacağının garantisi yok. Ve hep Bakan Bey de söylüyor, bu virüsün en güçlü olduğu alan
yayılma hızı. Bizim tedbirsiz ve dikkatsiz olduğumuz alanı en iyi kullanan bu. Evet. O yüzden biz bu geldiğimiz süreci yeterli görmeyeceğiz. Aynı tedbir, dikkat, özeni göstererek daha iyi, daha iyi, daha iyi duruma geleceğiz ki çünkü böyle bir virüsle karşı karşıyayız ki 1, 2, 3, 4 diye artmıyor. 1, 10, 100, 1000, 10 bin diye artıyor. Değil mi? Evet. Çünkü bir tane ben eğer virüsle karşılaşıp hasta olmuşsam, bulaştırıcı olmuşsam temas ettiğim 10 kişiye de bulaştırma riskim var ve onlar bir onda bir onda böyle katlanıyor. Evet. O yüzden dikkatli olmalı. Belki Sayın Bakanımızın söylemlerini insanlar bazen latife olsun diye de algılıyorlar. Bakan Bey diyor ki bu süreçte diyor en iyi çözüm yakalanmamak. Bunu belki latife olarak da algılayan mizah ustalarımız var ama hakikaten öyle. En güçlü silah yakalanmamak. Gerçekten bu böyle. Ha yakalandığımızda bizim ülkemiz hakikaten çok güçlü bir ülke. Sağlık alanında da çok iyi altyapısı olan bir ülke. Ki bunu gördük. Biz çok iyiyiz diyen ülkelerin ne haller yaşadığını çok net gördük. Evet. Efendim yakalanmamak yüzden, için sizin de ifade ettiğiniz gibi en önemlisi bireysel önlemlerimizi almak. Kesinlikle çözümü öyle. Çok net ve basit değil kesinlikle mi efendim? Kesinlikle öyle. Yani 3 tane belirtilen evet. Mesafe, maske, korunması değil mi efendim? Evet. Bununla ilgili. Şimdi buradaki en önemli kısım TMM. Evet. Yani tamam. Tamam. Temizlik, maske, mesafe. Evet. Bireysel olarak alabileceğimiz en önemli tedbir bu. Temizlik zaten söylemeye gerek yok. Yani işte ellerimizi ve su ve sabun yeterli. Temizlikten evet, kastımız evet. İşte şu farklı şeylere gerek yok değil mi efendim? Kimyasallar, dezenfektanlar evet. Falan filan değil. Bildiğimiz su ve sabun evet. En ideali. İkincisi maske. Maske ciddi anlamda koruyuculuğu var. Evet şimdi belki seyircilerimiz bu manada bize de eleştiri getirebilir. Ama belli bir mesafe ve aşı sebebiyle çekim dolayısıyla maske tedbirinden şu anda ayrı duruyoruz. Bunu hayatımızın bir parçası haline mutlaka getirmemiz lazım. Ne zamana kadar? Toplumsal aşılama ve bağışıklığımızın sağlanıp tamam arkadaşlar artık eski normale döndük diyene kadar. Mesafe. Yaklaşık 1,5-2 metrelik mesafe özellikle açık havalarda bizi koruyacak bir mesafedir. Bunu da sağlarsak bize bulaşma oranı yok denecek kadar aza indirmiş oluruz. Evet. Buna rağmen bulaşabilir mi? Bulaşabilir. Ama yok denecek kadar kendimizi koruma safhasını almış oluruz. Buna son derece bireysel anlamda dikkat etmemiz lazım. Efendim sürecin içinde İl Sağlık Müdürü olarak pandemi sürecinde kayık verici bir durum yaşadınız mı efendim salgınla ilgili? Yani burada en yetkili isim sizsiniz bu konuda. Şimdi... Acaba eyvah falan dediğimiz oldu şimdi mu efendim? Ben tabii bu süreci kendi üç dünyamızda yaşadıklarımız var. Bir de sahaya aktardıklarımız var. Yansıttığımız var. Evet. O yüzden tabii kendi üç dünyamızda bazen ya ne oluyoruz, nereye gidiyoruz ya da ne yapabiliriz'i çok düşünüyoruz tabii ki. Yani bunu her gün sorguluyoruz. Ama şöyle de bir özelliğimiz var. Şimdi biz ya da diğer arkadaşlarım diğer illerde sağlık teşkilatının başındaki birinci kişi olarak o ekibe de o motivasyonu vermek zorundasınız. Yani sizin yıkıldığınızı ya da sizin YS kapıldığınızı, sizin endişeye kapıldığınızı sahadaki arkadaşlarınız görürse savaşı kaybedersiniz. O yüzden tabirimi mazur görün, savaşın komutanı ümitsizliğe düşerse kimseye evet. Bir şey yaptıramaz. Evet. Dolayısıyla biz her gün bütün arkadaşlarımla beraber zinde bir şekilde, güçlü bir şekilde bu mücadeleye sahada omuz verdik. Evet, evet, evet. Burada tabii yeri gelmiş söylemeden geçmeyelim. İnanılmaz bir mücadele verildi. Verilmeye de devam ediliyor. Destan yazdığınızı diyebilir miyiz aslında? Sağlıkçılar hakikaten bir Türkiye'nin destan, her noktasında destan yazdı. Evet. Hizmetlisiyle, hemşiresiyle,
sağlık memuruyla, doktoruyla, ailesiyle de katabiliriz değil mi efendim? Ailesiyle kesinlikle de. Öyle. Çünkü bir çocuk bir ay, iki ay belki annesini babasını görmedi. Veya annesinden babasından beklediği şefkati görmedi en azından. Yani bu öyle lafla söylenecek bir şey değil. Evet efendim, biz çocuğumuzu bir gün görmüyoruz, telefonla arıyoruz mesela. Evet, yani 112'ci arkadaşlarımız inanılmaz mücadele ettiler. Güvenlik personelimiz, sekreterlerimiz, temizlik. Yani bila istisna ismini saymak mümkün değil. İsimsiz sağlık kahramanları. Sağlığın her noktasındaki bütün arkadaşlar inanılmaz bir mücadele verdiler. Şimdi insanlar diyebilir ya güvenlikçiler ne? O güvenlikçi 7 gün 24 saat o acilde COVID hastalarının içerisinde görev yapmaya çalıştı. Biz apartmanda bir tane COVID'li oldu mu apartmandan geçmemeye çalışıyoruz. İnsanlar aileleriyle tereddüt yaşamak tabii ki. Yaşadı. Ya her gün değil evinize götürüyor muyum endişesi? Evet. Her gün. Ben hastaneden çıktım. Acaba aldım çoluğuma, çocuğuma, anneme, babama, eşime götürüyor muyum? Evet. Vicdani sorumluluğu var. Her gün gördüğümüz vakalar ortada, insanların nefes açlığıyla yaşadıklarını görüyoruz. Bu endişeyi taşımak evet. Var. Bunun psikolojik yükü var. Yani bir hizmet veriyorsunuz ama bunun yanında da bir efendim, yüksek travma var. Sizlere yani. Minnettarız. Başlayalım. Eyvallah. Bunu söyleyelim. Gerçekten bunu çok samimi olarak bunu, söylüyorum. Bunu sözünüzü kesiyorum. Allah razı olsun. Edeyim. Yani sağlık çalışanları bila istisna derken bunun yanına emniyet, jandarma, kolluk güçleri, valiliğimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum, vatandaş. Bu topyekun bir mücadele. Evet, bunun merkezinde biz varız. Sağlıkçılar var. Ama bu mücadele tek başına sağlıkçıların mücadelesi asla değil, olmamalı da. Evet. Hep beraber. Evet. Efendim 1,5 yıl aradan sonra hayatımıza yeniden bir normalleşme süreci başlıyor. Efendim aslında sizin dediğiniz gibi tam normalleşme sürecine bu süreç bizi nasıl taşıyabilecek efendim? Ne yapmamız lazım? Artık geriye dönmek istemiyoruz evet. Da. Önce onu söyleyeyim. Tıpta bir tabir vardır. Hekimliğe başlarken onu öğretirler bize. Derler ki önce zarar verme. Evet. Yani bir hasta geldiğinde yapacağınız işlemlerde önce ona zarar verme. Şimdi bizim şu andaki yeni normalleşme sürecindeki yaşayacağımız süreç bir defa geçmiş kazanımlarımıza zarar vermemeli. Yani vaka sayılarımızın düştüğü ki geçen hafta vaka haritası açıklanmıştı. Ortalama sayı da vereyim. Çünkü vaka ağacımız tekrar yayınlanacak, haritamız yayınlanacak. Orada da göreceksiniz. Ortalama günlük 250 vaka civarında vakamız var Bursa'mızda. Bursa. Ortalamayı söylüyorum. Bu da yaklaşık herhalde %60'lara tekabül edecek haritada. Bu sayıları daha iyiye götürmemiz lazım. Evet. Ama asla bu sayıları kaybetmememiz lazım. Burada biraz önce söyledim. Onda birine düştük. Nereye çıktığımızı da bu sayıdan anlayın. Evet, Mayıs-Haziran'da. Geçmiş. Ki Kasım-Aralık'ta bunun da iki katına çıkmıştık. Evet. Yani 5000'li rakamlardan bahsediyoruz. Sadece Bursa. Evet. Bursa için ve günlük söylüyorum bunu. Bu çok kolay yönetilebilir bir süreç değil. Hastane açısından, filyasyon açısından, sahadaki takip açısından. Bunlar çok kolay yönetilebilir. Teknik süreç. Anlamda bizim araç gereç bin, değil mi efendim? 50 bin, 60 bin seviyesinde bir hastayı en az 10 gün takip ediyoruz. Evinde ya da hastanede. Ve 60-70 bin aktif hastamız olduğu dönem oldu Ersel Bey. 60-70 bin kişiyi biz her gün aradık, şikayetini sorguladık, ek problemi oldu mu baktık vesaire. Bu çok kolay sürdürülebilir bir şey değil. Müthiş bir rakam. Yani bu müthiş bir rakam. Ama şimdi çok şükür böyle rakamlara geldik. Bunu kaybetmememiz lazım. Önce zarar vermememiz lazım mevcut kazanımlarımıza. Bu tecrübeyi bir defa yaşadık biz. Mayıs, Kasım Aralık pikinden sonra sayılarımız ciddi anlamda düştü. Bu sayıların da çok altına düştü. Ama biz normalleşme adı altında gevşettiğimiz tedbirleri çok relax bir hale dökerek bu normalleşmeyi bir ayda heba ettik. Ve ondan sonra Mayıs ve Nisan yükü... Geçmişten alınmış bir dersimiz evet, var. Onu Nisan Mayıs yükünü yaşadık. Evet. O yüzden şimdi Haziran'da kısmen başladık. 1 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Biraz daha genişleteceğiz, biraz daha rahatlatacağız diye sayılara göre diye ifade etti.
bu normalleşmeyi heba etmememiz lazım. Bizim Temmuz'da veya Ağustos'ta tekrar yeni bir atakla, tekrar yeni bir süreçle tersine dönmememiz üstüne lazım. Koymamız gerekiyor. Aynen öyle. Evet. Yani bu biraz bizim elimizde. Vatandaş olarak. Evet. Efendim dün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama psikolojik olarak da toplumda bir rahatlık, bir relax olduğunu görüyoruz. Efendim özellikle de küçük esnafımız gerçekten de uzun süreden beri mağdur durumdaydı. Evet. Ona keza gençlerimiz yüksek eğitim gören üniversitelerin açılma tarihini vermesi bile gençler arası kendi çözümden örnek vermek istiyorum efendim. Bir evde bir sevinç yaşandı. Yani işte ama tabii ki bunu söylerken de uyardık hep çevremizi. Bu süreci iyi değerlendirmiş. Önümüzde bir fırsat var. O fırsatı iyi değerlendirmiş takdirde bu verilen sözlerin de yerine geleceğini Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Bugün sizler de net olarak, teknik olarak da açıklıyorsunuz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim vaka sayılarını verdiniz, söylediğiniz ortalama. İnsanlar hep kafalarında yorumu şöyle yapıyor. Efendim vaka sayısına göre değerlendiriyor. Aslında böyle değil. Herkes kendinden sorumluluğunu hissettiği takdirde bu sorunun ortadan kalkmasının bireysel bir mücadele olduğunu da görmemiz gerektiğini. Doğru mudur efendim? Çok basit bir örnek vereyim. Bir ilçede dün sıfır vaka varken yarın iki vaka oluyor ve o kontrolsüzlük bir sonraki gün 20 vaka olabiliyor, 10 kat artırabiliyor. Evet. O yüzden yani vaka sayılarına takılmayacağız. Evet. Siz bir kişiyseniz bile eğer tedbirsizseniz sizin için %100 risk var. Evet. Ama tedbirliyseniz her şey önemli değil sizin için. Evet. O yüzden bireysel tedbir son derece önemli. Evet. Bizim rakamlarla bir işimiz yok. Rakamlar bizim için önemli. Yani sağlık teşkilatı için önemli. Ne aşamada olduğumuz yönetenler için önemli. Evet. Yoksa vatandaş için rakam 100 olsa ne olur, 1000 olsa ne olur sizin için. Siz kendi tedbirinizi almakla mükellefsiniz. Ama biz bu rakamları geleceği planlama, hastanelerimizi organize etme, sistemi ayakta tutma, ilave takviyeler yapma açısından bizim için son derece önemli. Ama vatandaş için bence çok anlamı yok. Siz tedbirsiz olarak bir tane adam olsa Bursa'da, bir tane Covid'li olsa ve siz tedbirsiz olarak o bir tane kişiyle buluşsanız %100 riskiniz var. Ama 1000 tane olsun, siz tedbirli bir şekilde onlarla temasınızı, mesafenizi koruduğunuz sürece sizin için hiçbir anlamı yok. Evet. O yüzden bireysel tedbir. Evet. Efendim orta seviyede diyelim bir normalleşme sürecine giriyoruz evet. Bugün itibariyle. Efendim bir taraftan da aşılama devam ediyor. Efendim bu da çok önemli. Bağışıklılık kazanılması anlamında, toplumsal bağışıklılık kazanılması anlamında %60 aşılama olduğunu siz sağlıkçılar efendim sık sık dile getiriyorsunuz. Efendim bu durum Bursa'da ne şekilde ilerliyor? Aşılamada geldiğimiz nokta Bursa için ne durumdayız efendim? Şimdi Ersel Bey tabii bu sürecin ben bu arada anlık rakamları da sizlerle paylaşabileyim diye biz dakika dakika çünkü sistem üzerinden görebiliyoruz. O yüzden rakamlarıma da göz atıyorum. Burada iki sürecimiz var. Bu illetten kurtulmak için. Birincisi bireysel tedbirler, ikincisi de bağışıklama. Evet. Yani bunun başka türlü bir kurtulma yolu yok. Bir, toplum bağışıklığını artıracağız. İki, bireysel tedbirlerimizi de üst seviyede tutacağız. İki şeyimiz var, mücadele alanımız var. Şimdi bireysel tedbirleri zaten konuştuk. İşte temizlik, maske, mesafeyle başlayan süreç. İkincisi de aşı. Toplumsal bağışıklık. Toplumsal bağışıklığı nasıl kazanırız? Ya hastalığı geçiren insanların çok artmasıyla ki sürü bağışıklığı diye tabir edilen süreç var. Ya da aşılamayla. Evet. Şimdi bizim aşı sürecimiz Ocak ayı itibariyle başladı. İlk başta Çin menşeli Sinovac aşımız evet. Ön plandaydı. Yaklaşık uzun bir süre o aşıyı yaptık. Ardından BioNTech, Alman aşısı ilave oldu. İki aşı yapmaya başladık. Yine bakanlığımız Rus aşısı diye bilinen Sputnik aşısıyla ilgili de bir çalışma yaptı. Ama henüz ülkemizde uyguladığımız bir aşı değil. Ama çalışmalar var. Bunun yanında yerli aşı çalışmalarımız var. Onların da işte bir kısmı faz 1, faz 2 çalışmalarında. Cumhurbaşkanı tarih de verdi. Yıl sonu evet, dedi. Yani bir tanesi faz 3 çalışmaları seviyesine geldi. Eğer her şey yolunda giderse
işte Ekim gibi gündemde olabilir diye değerlendiriliyor. Tabii bunlar bir süreç. Bu hemen bugünden yarın olacak bir iş değil. Çünkü aşıyı oluşturuyorsunuz. İşte önce laboratuvar deneyi, ardından hayvan deneyi, ondan sonra insan deneyleri, ardından üçüncü faz dediğimizde deneyler yapılıyor. Bir süreç işi. Şu anda elimizde başka ülkelerde yapılıp onay almış kullandığımız aşılar var. Şu anda bizim ülkemizde de Sinovac ve BioNTech aşılarımız var. Sinovac aşılarımızda şu an itibariyle birinci dozunu olup ikinci doz yapılan hastalara kişilerin aşılarını yapıyoruz. BioNTech'te ise hem birinci hem ikinci doz aşıları yapıyoruz. Tabii ilk defa Sinovac varken insanlarda şöyle bir algı vardı. Ben işte Alman aşısı yaptıracağım. Ben Çin aşısı yaptırmak istemiyorum. Tabii saygı duyuyoruz insanların tercihine. Evet. Fakat şunu da söylemeden geçemeyeceğim çünkü bana çok soruluyor. İşte o aşı mı bu aşı mı? Ben de şunu söylüyorum. Ulaşabildiğiniz ilk aşı. Menşei önemli değil. Ulaşabildiğiniz ilk aşı. Önce öyle diyen arkadaşlarımız şu anda BioNTech yani Alman aşısı arttı. Şu anda Sinovac biraz daha sınırlı lojistiği sağlanabiliyor. Bu sefer ya ben Çin aşısı vurdurmak istiyorum diyor. O zaman hatta Çin aşısına tabiri caizse karşı olanlara ben şunu söylüyordum. Diyordum ki ya cebinizdeki telefon belki 10 milyon 15 milyon yani 10 bin 15 bin lira para vererek aldığınız evet. telefon Çin malı. Ama aşının Çin malı olunca rahatsız ve bedava olursun. Olunca diyorsunuz ki ya Çin aşısı. Ya kullandığınız cep telefonu en kalitelisi diye aldığınız üstüne 10 milyon 15 milyon para verdiğiniz telefon Çin malı zaten. Evet. Yani bunu böyle tabiri caizse değersizleştirmeye çalışmak doğru bir yaklaşım değil. Efendim bilim kuruluna inanmak, güvenmek zorundayız. Aynen öyle. Aynen öyle. Bizim ülkemizde Sağlık Bakanlığımız da bu işi gerçekten çok ciddi bir şekilde yapıyor. Ve bütün aşılar her ülkeden ve her partide ülkemize geldiğinde tekrar test ediliyor. Ondan sonra sahaya dağıtılıyor. Yani uçaktan alındı hemen daha insanlara evet, yaptı. Evet. Asla değil. 15-20 gün gibi tabii bir biz ülkemizde de testleri yapılıyor değil mi efendim? Testlerini yapıyoruz. Her partinin, her lotunun seri numaralı partilerin uygunluğu test ediliyor. Ondan sonra sahaya veriliyor. O yüzden güvenilir bir şekilde herkes yaptırabilir. Ben aşı hakkım olduğu ki ben aşı deneme grubunda da gönüllü olmuştum. Ama o zaman deneme grubu olduğu için bana plasebo aşı çıkmıştı. Günü geldiğinde hemen aşım oldum ilk gün. Aileme, anneme, babama aşı günü geldi, aşı hakkı kazandıkları ilk gün aşılarını yaptırdım. Evet. O yüzden asla bir tereddüt duymamak lazım. Çünkü aşıyla önlenebilir bir hastalıkta çekimsel davranmak doğru değil. Evet. O yüzden hem toplumsal için de uygun bir şey değil. Kendiniz olduğu kadar bu bir vebal efendim? Hocam bu bir toplumsal sorumluluk aynı zamanda. Yani sosyal sorumluluk projesi diyoruz çok abartarak. Bundan daha önemli bir sosyal sorumluluk projesi olabilir mi? Ucunda can var değil mi? Siz aldınız, taşıdınız, birinin ölümüne sebep oldunuz. Ha bilerek, ha taksirle, ha da kasıt olmadan. Yani sonuçta bir can. Yani bunun vebalini kimse almamalı. Yani öyle efendim şükürler olsun ki sorun varsa çözümü de var değil mi? Bugün evet, için böyle evet, diyoruz. Evet, çok şükür. Evet, evet. Çok şükür. Efendim biraz aşı rakamlarından verebilir miyiz? Efendim Bursa'da ne şekilde ilerliyoruz? Evet. 65 yaş üstü sonrası, 55 yaş. Şimdi, ne şekilde aşılama? Şimdi şöyle, bizim şu anda yaklaşık 1 milyon 100 bin civarında bir aşı yaptık. Ülke Bursa için Bursa, söylüyorum. 100 bin. 1 milyon 100 bin. Evet. Toplamda. Yani bunun yaklaşık 400-450 bini ikinci doz evet. yani iki aşısı da tamamlanan vatandaşlar 600 bin civarında ya yani 600-650 bin kadar da birinci doz. Yani evet. şu anda hala bir 250 bin civarında birinci dozunu yapıp süresini bekleyen yani BioNTech için 6 hafta ile 8 hafta evet. arası Sinovac için 4 hafta aralık veriyoruz ya. Şu anda 250 bin kadar birinci doz olup ikinci doz sırası devam eden kişimiz var. Yani toplamda 1 milyon 100 bin civarında aşı yaptık. Şu anda BioNTech için söylüyorum yaklaşık 14-15 bin civarında günlük aşı kapasitesi açıyoruz. Ve şu anda bütün hastanelerimizde diş hastaneleri hariç bir de
Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanemiz hariç diğer bütün ilçedeki hastanelerimizde BioNTech aşılarını uyguluyoruz. Evet. Yaklaşık 15 bin randevu açıyoruz ama günlük bizim randevumuz maalesef 3 bin ile 4 bin arasında sınırlı kalıyor. Efendim, yani bu... 4'te 1 randevumuz doluyor. Ha kapasitemiz 14 bin 15 bin de değil. Onu söyleyeyim. Biz 25 bin aşı yaptığımız gün de oldu. Biz ihtiyaç olduğu durumda 30 bin 40 bin aşı günde yaparız. Evet. Ama şu anda 14 bin 15 bin kapasite açıyoruz. Talep yok diyorsunuz. Evet. 3 bin 4 bini doluyor. Dolayısıyla keşke o talep açtığımız randevular dolsa. Üzücü bir gelişme efendim bu ya. Çok, çok üzücü bir durum değil mi efendim? Var. Yani yapılan bu kesinlikle mücadelelerin öyle hepsini çöpe atılacak gibi bir durum söz konusu. Aşı hakkı kazanan bir kişinin değil bir gün, değil bir dakika, bir saniye bile beklemesini arzu etmeyiz. Çünkü BioNTech aşısı için bir yapıyoruz, 6 ya da 8 hafta sonra bir tane daha yapıyoruz ve ikinci aşıdan 15 gün sonra efektif koruyuculuktan bahsediyoruz. Evet, birinci aşıdan sonra da belli oranda koruyuculuğu var. Yok değil. Ama tam manasıyla evet aşının etkisini tam görüyoruz diyebilmek için bizim 10 haftalık bir süreye ihtiyacımız var. Yani bugün aşıyı yaptırsak bizim 10 haftaya ihtiyacımız var. Neyi bekliyoruz ki o zaman? Evet. Peki efendim, aşılamaya mesafeli duran yurttaşlara yönelik Sağlık İl Müdürlüğü olarak ne gibi ikna yöntemi ya da bir çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi ya da bu insanlar neden ne sebep gösteriyorlar efendim? Yani şöyle, şu programda anlattığınız bir durumu, yani şu bizi izleyen ve aşısını vurdurmamış vatandaşın program bitiminde veya en basit şey durumda, müsait durumda gidip aşısını yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz tabii aile hekimlerimiz vasıtasıyla, ilçe sağlık müdürlüklerimizdeki filyasyon ekiplerimiz, aşı ekiplerimiz vasıtasıyla tarıyoruz ve aşı hakkı olup aşısını henüz yaptırmayanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Randevu alanlar, gelmeyenler ayrı değil mi? Randevu alıp gelmeyen kısmında daha az. Evet. Yani randevu talep etme noktasında ciddi eksiğimiz var. Yani randevu alıp gelmeyenler de oluyor ama hak sahibi olup randevu almayanlar bizim daha çok önceliğimiz. Arıyoruz. Yani ben aşı yaptırmayacağım, aşı yaptırmak istemiyorum diyen sayısı aslında çok değil. Ama çeşitli sebeplerle işte şundan bekliyorum, şu aşıyı bekliyorum, işte şu hastalığım vardı onun için aşı yaptırmaktan tereddüt ettim gibi yaklaşımları daha çok görüyoruz. Evet. Burada üstüne basa basa söylüyorum. Bizim bütün aşı polikliniklerimizde hekim arkadaşlarımız var. Danışabileceğiniz, endişelerinizi söyleyebileceğiniz. Mutlaka ve mutlaka randevunuzu alın. Bir tereddüdünüz varsa o aşı polikliniğinde bulunan hekim arkadaşımızla görüşün. O tereddütlerinizi bir hekim gözüyle değerlendirsinler ve aşınızı olun. Bizim Bursa özelinde söylüyorum. 1 milyon 100 bin aşıdan bahsediyorum yaptığımız. Evet. Ciddi bir yan etki çok şükür görmedik. Evet. Evet, 1 milyon 100 binde. Evet. Yani bu kadar bir sayıda herhangi bir şikayetten olacaksa, dolayı müracaat eden Ocak ayından beri aşı yapıyoruz. Evet. Ve dediğim gibi hem BioNTech hem Sinovac toplamda 1 milyon 100 bin aşı sadece Bursa'mızda yaptık. Evet. Bir şey yani nüfusunda üçte biri olur. Aslında evet, daha fazla olması, daha süreci. Yani Haziran ayında biraz hızlanacak mı efendim? Yani tabii yaş grupları azaldıkça hızlanmasını bekliyoruz ama maalesef şöyle de bir şey üzülerek söylüyorum. Bizim 65 yaş üzerindeki bireylerimizdeki aşı oranımız %85. Evet. Ama 55 ile 65 arasındaki oranımız %55-60. Neye bağlıyorsunuz efendim? Bu ya yaş grubu azaldıkça insanların cesareti mi artıyor, korkusu mu azalıyor, nasıl oluyor bilmiyorum ama biraz daha aşıdan ya bakarız diyor. Ya ben zaten ben gencim bunu atlatırım diyor. Bak özellikle söylüyorum. Son dönemde gördüğümüz yoğun bakımdaki hastalarımız maalesef yaş grubu olarak eskiden gördüğümüz yaş gruplarında değil. Daha düşük yaş grupları. 50'li 60'lı yaşlar, hatta 40'lı yaşlar. Çok üzülerek ifade ediyorum. 32 yaşında hamile bir anneyi kaybettik. Hakime Hanım, bir tane ilimizde görev yapan bir hakime hanım.
Çocuğu 28 haftalık olarak sezeryanla alınmak zorunda kaldı. Çocuğumuz şu anda yaşıyor ama anneyi kaybettik. Bu bizim ciğerimizi acıtıyor. Lütfen, lütfen hak sahipleri. Bu hassasiyeti gösterelim. Kimsenin içine ateş düşmesini arzu etmiyoruz. Çünkü bu en az onlar kadar bizi de üzüyor. Bu manadaki hassasiyete özellikle üst düzey riayet edilmesini arzu ediyoruz. Sayın Müdürüm, adeta yanlış anlaşılmasın, vatandaşlarımıza yalvarırcasına aşılanmasını istiyorsunuz. Kapı kapı geziyoruz Ersel Bey. Evet. Arkadaşlarımızla birlikte kapı kapı geziyoruz. Evet. Gelemeyenin evinde aşısını yapıyoruz. Yatalak olan, engelli olan, gelemeyenin evinde aşısını yapıyoruz. Ben geçen hafta arkadaşlarıma eşlik ettim. Karacabey'de 70 küsur yaşında bir teyzemizin aşıdan birazcık korkan, tabiri caizse, bir ziyarete ben de katıldım arkadaşlarla. Ve arkadaşlarım hakikaten kapı kapı geziyor. Bu bizim toplumumuzun, bireylerimizin sağlığı için. Buna hassasiyet gösterelim. Efendim, son soru olarak sormak istiyorum. Süreçte farklı rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın bu COVID salgınından dolayı hastanelere gidemiyordu. Randevu alamıyordu. Efendim, bu süreçte bu tedavilerine gidebilirler mi? Mesela bir diş doktoruna gitmiyor ya da basit bir apantis ameliyatı, safra kesi ameliyatı olmuyordu benzer hastalıklar. Muayeneye gitmiyor. Bu aşamada şöyle, ne yapmışsınlar? Bu hastalarda sayısı bir aylık fazla. Şimdi tabii acil hizmetleri hiç eksiltmeden 7 gün 24 saat pandemi sürecinde de devam ettirdik. Yine de devam ettiriyoruz. Biz yaklaşık 2 hafta önce bütün başhekim arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Bizim şöyle bir yaklaşımımız var Ersel Bey. Futbol tabiriyle söyleyeyim. Biraz tabii futbola hassasiyetimiz, merakımız da fazla. Oradan örnek vererek söyleyeyim. Top neredeyse takım o tarafa doğru koşması olacak. Şimdi biz pandemi yükseldiği zaman servislerimizi, yoğun bakımlarımızı hemen o tarafa doğru kanalize etmek zorunda kalıyoruz. Ertelenebilir. Üzerine basarak söylüyorum, ertelenebilir. Durumları biraz daha geri plana alıyoruz. Pandemiyi öne çıkarıyoruz. Pandemide sayılarımız düştü. Hemen dönüşümümüzü yapıyoruz. Servislerimizi, ameliyathanelerimizi ona göre değiştiriyoruz. Ve bu sefer normal bekleyen rutin hastalarımıza dönüyoruz. Biz 2 hafta önce rutin hastalarımızla ilgili dönüşümlerimize başladık ve ciddi anlamda da poliklinik sayılarımızı, ameliyatlarımızı vesairelerimizi artırdık. Biz bu dönemi, sağlıkçıların dinlenmesi yok. Yani pandemi rahatladı, sağlıkçılar bir nefes alacak diyemiyoruz. Çünkü bizim hakikaten bekleyen bir sürü hastamız var. Biz şimdi onlara kanalize olduk. Ve o süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Diş hastanelerimizde randevulu sistemle muayenelerimizin, tedavilerimizin tamamı başladı. Polikliniklerimizde, sabah mesela şehir hastanesi başhekimimizle gene konuştuk. İşte bir hekime günlük 48 seviyesine kadar randevu açıp muayenelerimizi yapıyoruz. İşte ameliyatlarımızı yapıyoruz. Ve süreç devam ediyor. Acillerle zaten devam ediyor. Bu yandan da bir normalleşme oluyor. Normal süreci de çünkü bekleyen hastalarımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İhtiyacını, vatandaşın sağlık ihtiyacını da karşılamak istiyoruz. Bu manada da bütün polikliniklerimizde, bütün hastanelerimizde bu dönüşümü hızlı bir şekilde yaptık. Ve belki %100 normale dönmedik. Çünkü poliklinik önündeki kalabalık oluşturmak da bizim derdimiz. Yani evet, orada evet, da bir yığılma mesafe kalabalık. Mesafe dediğimiz tabii o 3 önemli kuralın lazım. Bir tanesi de mesafe. Aynen öyle. Onun için randevulu belli ölçülerde, belli sınırlarda olabildiğince maksimum olmak şartıyla normal hasta muayenelerimize de başladık, tedavilerimize devam ediyoruz. Sayın Müdürüm, çok değerli bilgiler verdiniz. İnşallah ekran başındaki izleyicilerimiz de bu sizin vermiş olduğunuz bilgilerde değerlendirecektir mutlaka. Efendim, teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Ben teşekkür ediyorum sizlere de. Çünkü biz basın yayın organlarımızla gerek görsel gerek yazılı ya da sosyal medya aracılığıyla bulduğumuz her fırsatı vatandaşımıza bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında kullanmak istiyoruz. Ve bu da bizim için güzel bir fırsat oldu. Ben sizlere de teşekkür ediyorum.
Vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Asla bir umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü hakikaten biz bu süreci birçok ülkeden, kendini gelişmiş kabul eden birçok ülkeden daha güzel yönettik. Birçok şey söylenebilir. İşte şöyle oldu, böyle oldu denebilir. Şunu çok samimi söylüyorum. Bu teşkilatın içinde olan birisi olarak söylüyorum. Yıllardır hem hekimlik hem idarecilik yapmış birisi olarak söylüyorum. Ve yurt dışında da bu hizmeti alanlar ya da verenlerle sürekli teması olan biri olarak söylüyorum. Birçok yerden çok daha iyi bir şekilde hizmet veriyoruz. Bunun insanlarımız bundan emin olsun. Ama bu hizmeti vermek demek bizim tedbirlerimizi, dikkatimizi, kurallarımızı uygulamamızı asla ve asla gevşetmesin. Bireysel tedbirlerimizi kendimiz için alalım. Esnafız. O dükkanımızı belirlenen kuralların dışında doldurarak yarın tekrar kapanmasına meydan vermeyelim. Bu bizim için geçerli. Ben ilk açıldığında bir alışveriş merkezindeki yöneticilere gittim. Durumu gördüm, yöneticileri çağırdım. Onlarla hemen bir buluştuk. Dedim ki bakın arkadaşlar, kendi ayağımıza sıkmayalım. Çünkü 3 gün sonra böyle davranırsak 3 gün sonra kapanacağız. Bu seviyeyi bulamayacaksınız. Evet. Belli bir seviyede de olsa sürekli olsun. Sürekli kazandıralım. O yüzden bu hassasiyeti gösterelim. İnsanlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Biz tüm sağlık personeli 7 gün 24 saat vatandaşın yine her zaman olduğu gibi hizmetindeyiz. Ben bu manada bütün arkadaşlarıma son derece özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Hala çok üzülerek ifade edeyim, münferit saldırılara maruz kalıyoruz. En son Ankara'daki hekim arkadaşımıza yapılan. Ondan bir gün önce bizim bir ilçemizde 112 ambulansımızın camlarını kırmak suretiyle yapılan. Gerekçesi de ne? Hasta alındı, içeride hastaya müdahale ediliyor. Ambulansın içinde. Ambulansın içinde hastaya müdahale ediyor. Niye gitmiyorsunuz diye ambulansın camları kırıldı. Ya o ambulansın içinde basit bir ameliyathaneye kadar her donanım var. Evet. Amaç yola gitmek değil. Yola gideceksek dolmuşa atsaydık hastayı veya herhangi bir arabaya atsaydık öyle gönderseydik. Bizim oradaki müdahale eden arkadaşlarımız donanımlı yetkin arkadaşlar. Ve hastanın hastaneye gitmeden önce yapılması gereken ilk müdahalesini belki arabanın hareket halinde yapamayacakları için olay yerinde yapıyorlar. O ambulansın içiyle acildeki acil odasının bir farkı yok. Niye gitmiyorsunuz diye ambulansın camları kırıldı. Ya bu kadar bilinçsiz davranmayı hak etmiyoruz. En basit tabiriyle. O yüzden o arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ve bunu yapanları da tekrar kınıyorum. Ama üzülüyoruz sadece ya. Üzülüyoruz. Ve o arkadaşlarımız o camı kıran kişinin hastasına aynı özveriyle tekrar müdahale etmeye devam ediyor. Veya o arkadaşımızın elini kesen hastaya başka bir doktor arkadaş tekrar bakıyor. Biz sana bakmıyoruz da diyemiyoruz. Evet. Bizim böyle öfke kontrolümüz çok önemli. Herkes haddimizi bileceğiz. İşini yapması gereken insanlara işini yapması için müsaade edeceğiz. Evet. Ki özellikle de bu canla, hayatla ilgili olan şeyler olduğu için. Ersel Bey, bakın bir haksızlığa uğramış da olabilirsiniz. Biz şunu asla iddia etmiyoruz. Biz seçilmiş özel insanlarız. Bize kimse dokunamaz. Mesela böyle bir hakkımız ve haddimiz yok. Evet. Böyle bir şey demiyoruz. Bizim bir haksızlığa uğranıldığında şikayet merci olabilecek ve da haksızlığında hakkını arayabilecek o kadar çok mekanizmamız var ki başka hiçbir kurumda bu kadar yoktur. Hasta hakları birimi var, SABİM hattı var, BİMER var, CİMER var. Normal bizim hastanelerimizde şikayet kanalları var. Bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız müracaatınızı yapın, gereği araştırılsın, bakılsın. Ama hiçbir kişi ben haksızlığa uğradım, hakkımı arıyorum, kendi bildiğim yöntemlerle deme hakkı ve haddine sahip değil. Evet. Böyle bir şey yok. Peki efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, Bursa Gündem özel programında konuk ettiğimiz Bursa İl Sağlık Müdürü Sayın Doktor Fevzi Yavuz Yılmaz'ı konuk ederek merak edilen süreçle ilgili ve bu aşamada ve bugünden itibaren Bursa'da neler yapmamız gerektiğine ilişkin bilgileri kendisinden aldık. Efendim, hem kendisine teşekkür ediyoruz hem de bize ayırdığınız vakit için teşekkür ederek iyi akşamlar diliyoruz.